Büyük Orta Doğu projesini gerçekleştirmek istediği. E Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı kim? Sayın Erdoğan. Yani Sayın Erdoğan diyor ki Türkiye'de Yahudilerle bir olanlar var. Yahudileri destekleyenler var. E tamam da abi Yahudi üstün cesaret madalyası hala sende. Hala sende. Ve sen Büyük Orta Doğu eş başkanı olarak, projesinin eş başkanı olarak bir dönem büyük hava yaptın dünyada. Yere ayakların basmadı. Şimdi geldin İsrail Lübnan'a saldırdı. Efendim bunun akabinde vatana saldırılır. Şunu herkes bilsin. Bu vatan öyle kolay kolay saldırılacak bir vatan değil. Bakın şunu samimiyetimle inanarak söylüyorum. Yani ben 60 yaşına geldim ama e, ben inanıyorum ki şu an 80 yaşındaki vatandaşlarımız bile bu ülke için canını vermeye hazırlar ordusuna destek olmaya hazırlar. Polisine destek olmaya hazırlar. Cumhurbaşkanı bu lafla, bu sözle bana göre Türkiye'de büyük bir moralsizlik yaratmıştır. Moralsizlik yaratmıştır. İsrail'i büyütmüştür. İsrail'i daha güçlü bir konuma getirmiştir. Yani şimdi Lübnan'ı... Lübnan ne ya? Suriyeli kim ya? Bunlar 67 yılında, 1967 yılında şimdi Mithat Hocam'ın, Paşam'ın yanında söylemek Hani ukalalık gibi Kesinlikle. olmasın ama ya? ya bunlar tek mermi atmadan Golan Tepelerini teslim eden adam değil mi bunlar ya? Bu Araplar dünyanın ne zaman savaşmışlar ya? Bu Arapların bakın geçenlerde Suudi Arabistan'ın milli kurtuluş günü vardı. Adamlar savaşarak kurtuluş günü kazanmadılar. Türk askerini arkadan vurarak, Türk askerini İngilizlere satarak İngilizler sayesinde bir devlet kurdular ama ne acı ki bu ülkenin Milli Savunma Bakanı bu ülkenin komutanları, bu ülkenin bakanları adamların milli gününe gitti. Milli gün ne? Kurtuluş günü. Osmanlı'dan kurtuluş günü. Recep Tayyip Erdoğan, AKP'liler Osmanlı torunu deyip, Osmanlı çocuğu deyip Kuruluş dizisi, dizisini seyrederken Kılıç Kalkan ekibiyle Atlas bağırıp nara atanlar Osmanlı'dan kurtulduk diye Osmanlı'yı katledenlerin milli kuruluş gününe gittiler. Arap'ın böyle bir savaşçılığı yok. Arap dünyanın hiçbir döneminde savaşmamış ki. Arap hep esir olmuş, Arap hep köle olmuş, Arap her zaman birilerinin emrine girmiş. Şu an Arap dünyasında kim var? Katar, Amerika'nın kölesi. Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın kölesi. Arabistan, Amerika'nın kölesi. Suriye, Rusya'nın kölesi. Yani bunların hangisinin bağımsızlık güçlü bir iradesi var ki bizimle kıyaslıyorsun ya? Türk milletini Lübnanlı ile kıyaslamak, Türk milletini Suriyeli ile kıyaslamak yani Türk milletini İsrail'le İsrail'in de öyle bir cesareti yoktur, gücü, kudreti yoktur. Amerika'daki abisi saldır oğlum diyor, saldırıyor. Amerika silahlarını deniyor. F-35'ler nasıl ateş ediyor onları görüyor. F-16'lar nasıl bomba atıyor onları görüyor. Bunları da aynı zamanda satacağı dünyadaki ülkelere diyor ki bakın ben İsrail'deki silahlarıma iyi bakın. Bunlar nasıl etkili olduğunu görün deyip silah satmak için reklam aracı olarak kullanıyor Amerika. İsrail de burada oyalanıyor. İsrail o kadar güçlüyse biraz önce sen de söyledin. Şu an haberlerde de okudum. Ee, İsrail'in e, Raşa değil mi bir kentinde? Yafa. Yafa. Yafa kentinde. iki tane adam gitmiş, sekiz İsrailli öldürmüş. Onlarca yaralı var. Yani siz kendi topraklarınızı koruyamıyorsunuz. Kendi insanını koruyamayan bir İsrail... Çıkıyor, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye saldırılabilir diye. Yani inan üzülüyorum. Bir de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptı. Bir de alkışladılar. Hakikaten e, zaten dinleme ihtiyacı da hissetmedim. Geldiğinde de zaten karşılamadım da. Oraya geleceğim. Yani, Oraya yazı geleceğim, ona ayrıca yani. konuşacağız. Bu, bu yazı gelilecek bir mi? konuşmaydı. Geleceğim. E, sözünüzü böldüm, özür dilerim. Siz de bu konuda yorum yapmak istediniz. E, bir yandan da... E,